Hoş geldin gülüm, loçkam benim. Canım benim. Tadın tuzun nasıl? Keyfin yerinde mi? Vallahi iyi, Allah'a çok şükür. Oh, yerleştin değil mi artık İstanbul'a? İyi yerleştim, evet. Oh, süper. Ama bir ayağım da tabii ki Makedonya'da. Yani. Vazgeçilmez memleketten. Anne orada değil mi? Aynen. Bütün aile orada, hepsi orada. Kimler var orada? Yani herkes orada mı? Hiçbir akraban yok mu burada? Var akrabalar burada da. Burada ikinci kuşak akrabalar var. Yani işte babamın amcaları, yok annemin amcası, halası falan, onlar burada. İşte biz orada kalanlardanız. Eskiden de gelir miydin buraya? Tabii canım. Gezmeye? İlk Türkiye'ye gelişim 6 aylık. Ay. Ondan sonra her yıl, her yaz tatilimiz zaten Türkiye'de oluyordu. Arada sırada kış tatili içinde böyle boş olduğu zaman muhakkak geliyorduk. Canım benim, hoş geldin evime. Çünkü ben şunu biliyorum. Sen şimdi muhteşem bir oyuncusun. Bu arada da ya lütfen senin gözlerin yeter be. Ben onu diyorum. Böyle bir hani ilk Filiz'i gördüğümde dikkatimi çeken, ya bir kadında Jack Nicholson'ın gözünü nasıl görürsün yani? Benim için çok çok etkilenmiştim gözlerinden. Müthiş. Zaten oyunculuğuna bir şey demiyorum ama gözüyle de mi oynar insan bu kadar ya? Ay, utandırma ya, şimdi. Ya aman, utandırmıyorum. Doğruları söylüyorum. Şeyi söyleyecektim ben. Senin oyunculuk maceran beni çok ilgilendiriyor. Tabii bu arada hemen böyle daldım ama aslında şeyden dolayı çok mutluyum. Bana geldiğin için evime. Çünkü televizyona çıkmadığını canım biliyorum. Ama çünkü sana bir başka, çünkü seninle çok uzun zamandır tanışıyorum ve ev ortamı olduğu için ve bir daha rahat, sanki misafirle gelmişim muhabbet ediyoruz. Evet, yani o çünkü yüzden biraz daha rahat. Gerçi biraz heyecan var ama o kadar değil. Yok yok, heyecan yok. Şöyle yok, çünkü hani bunun ne için olduğunu da biliyorum. Çünkü geçenlerde yine programın birinde konuşuyorduk. Şimdi oyuncular, bazı oyuncular hayatları oyunculukla geçer. Hayatını ona vermiştir. Hani o yüzden de televizyona çıkmak onlar için, hani ben, bu benim kendi hayatım. Aynen. Ama ben oyuncuyum yani. Hani ben mesela işte şey dizide, filmde falan karakterle kamera önüne çıktığım zaman o zaman bir problemim, sorunum yok. Çünkü başkasını oynuyorum. Başkasının hayatını oynuyorum. Ama böyle kendi kendimi sanki oynuyormuşsun gibi geliyor. Yani evet. Bir de kendimi izlediğim zaman Filiz olarak da bir yabancılaşıyorum kendime. Karakterde izlediğim zaman o zaman daha rahat izleyebiliyorum ve daha rahat olabiliyorum. Belki de o yüzden programlara katılmak da böyle biraz hem kal geliyor hem sonra kendimi izlemekten de böyle bir şey oluyorum. Rahatsız ama ben oluyorum. O kadar mutlu oldum ki bana geldiğin canım için. Canım benim, teşekkür ederim. Çünkü hani şeydi, hani düşünüyordum Filiz bana gelir. Gelir çünkü benim elime gelecek Filiz. Filiz'in hiçbir yere gitmediğini biliyorum ama o yüzden de acayip mutlu oldum. Yani bir daha söyleyeceğim. Loçkan benim. Biz birbirimize loçka diyoruz. Yani loçka Balkanlarda canım anlamına geliyor. Tatlım, canım. Loçkanın asıl anlamı tatlı gibi değil mi? Bir şey değil mi? Loç, Arnavutça bir kelime. Can evet gibi. Biz de birbirimize loçka diyoruz. Genelde orada loçka derler. Loçka tatlı aslında. Evet, da biraz bir şey. Değil mi? O anlama evet gelen bir şey. Hı. Kapıda sana direkt şunu soracaktım ben Filiz'cim. Sen aslında çok küçükken tiyatroda vardın değil mi? Evet. İlginç bir şekilde dededen. Biraz evet şu dede hikayesini anlatsana bize. Yani dedenin tiyatroyla bağını, ilk kurucularından olduğunu falan, işte öyle bir şey. İşte dedem Lütfi Seyfullah gençken, o zaman birkaç oyuncu arkadaşıyla böyle bir tiyatro, Türk tiyatrosunu açıyorlar ve o dönemde mesela azınlık olarak dünyada ilk Üsküp Türk tiyatrosu ve 60. yılımızı doldurduk hatta. Ondan sonra dede tiyatrocu olunca anne de sürekli tiyatroda, o da bir böyle bir oyunculuğa bir meali varmış ama evlenince tabii bizim oralarda biraz İşte daha kapalı yaşarız. Daha kapalı evet yaşarız. İşte baba biraz daha kıskanç olduğu için hani tiyatrodan yine kopamamış, süflörlüğe şey yaptı. Ondan sonra anne de tiyatroda olunca ister istemez, daha doğar doğmaz o tiyatronun koridorlarında sen büyüdüm. Sen de bebek. Bebek evet. Hatta annem şeyi anlatırdı birkaç oyunda. Mesela evde kime bırakacaklar birine yokmuş. Tiyatroya alıyormuş beni. Tiyatroda orada ya oyuncuların kucağında oturup ondan sonra oyuncu sahneye çıkacak diğer oyuncunun kucağında. Öyle olunca da ister istemez o tiyatro şeyi, tiyatro sevgisi aşılandı küçüklükten beri. Ve ilk oyunumu 6 yaşında, ilk şaka yapıyorsun, sahne tozunu 6 yaşında aldığım için
Yani onu bilmiyordum bak. Evet. Hani oralarda geziniyorsun bir sebepten dolayı biliyorum ama evet, sahneye çıktığını bilmiyordum o yaşta açıkçası. 6 yaşında ilk oyunum Yücel Erten'in Kafkas Tebeşir Dairesi. İlk oyunum oydu. Ay nasıl bir şey değil mi hayata? Evet. Çünkü bazen insan hani gördüklerinde zembille inmiş gibi zannederler. Hani öyle Üsküp'ten geldi burada oyunculuk gibi. Hiç öyle bir şey yok. Geçmiş, 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 geçmiş yani. Geçmiş yoksa bir şeyde. Evet. Bir de sana ben çok aradım da bulamadım aslında. Bizim yaşadığımız bir evi su bastı. Bir de göçmenlikten dolayı biz gezerek gezerek geldiğimiz için eski şeylerimiz döküle döküle geliriz. Çok az hatıramız kalır yanımızda. Evet. Hatta çoğu resimlerimiz kalır. Alamazsın. Evet. Yani. Ve sana aslı benim söylemem gereken çok önemli bir şey var. Senin dedenle benim babam arkadaş. Evet. Gerçekten. Çünkü benim babamın da Üsküp'te en samimi arkadaşı senin deden. Ve fotoğraflarını aradım yok. Yani sana büyük bir sürpriz yapacaktım. Ay, sen de bilmiyordun bunu. Yok. Ya sonra onlar ilk buraya bir mum söndü oyunu için gelmişlerdi çok eskiden. Atatürk Kültür Merkezi'nde oynadılar. Hı-hı. Daha sonra da yandı zaten o tiyatro. Biz de küçükken de bizi babam da sürüklüyordu gidiyorduk falan. Yani hani böyle bir hatıramız var. Ama karşılığını gösteremeyince insan çok üzülüyor. Hani lafta kalıyor gibi oluyor. Ama aslında şimdi annem de seyredince hatırlayacak bu anıyı. Çünkü öyle bir şeyler var yani. Aslında şey var, seni Türk seyircisi neyle bildi ilk? Yani çünkü hani böyle birdenbire öyle bir ekip gitmiş bir şey çekmeye de orada bir kızı keşfetmişler gibi olmadığını anlatmak için söylüyorum bunu. Yani senin ilk Türk seyircisi hangi işle bildi? Yani Türkiye'de Türk evet, seyircisi şeyle Elveda Rumeli ile. İşte evet, Elveda Rumeli Zarife ile. Nasıl bir iz bıraktınız biliyor musun? Nasıl bir iz? Çok tatlı güzel. Sayenizde işte turizm arttı orada. Aynen. Herkes burada. Evet. Ya çok enteresan bir şey oldu Filiz. Hani böyle işte bazı filmlerin böyle izleri olur hayatımızda ve gezmeye gider insanlar o dizi çok tutunca. Sizin sayenizde de Üsküp'ü çok merak edip giderler. Hani göçmenler dışında burada doğmuş, dedesi buralı kendi bilmiyor, hiç görmemiş memleketi, o gidiyor. Ama esas şey var yani hani Türkler merak edip hani hiç buralı, Karadenizlisi, Anadolu'su, Doğulu'su herkes merak edip gidip Üsküp'ü gördüler evet, sayenizde. Hatta hala gidiyorlar. Hala. Hala bayağı. Biz son bir iş için gittik oraya bir belgesel çekmeye. İşte ne bileyim Özgen Türk, Coşkun Aral, Can Dündar, bir de şey Ayşe Kulin. Biz gittiğimizde orada şimdi resim çektirmek istediler benimle. Ben zannettim ki Üsküplüler tamam. Haydi more otur çöpede. Biz Türkiye'den geldik. İki tanesi öyle denk geldi. Bir çiftten geldi, bir de bir genç grup geldi. Bayağı turlara gidiyorlar oraya. Aslında senin de bir Makedonya'ya gelip bir şey yapman gerekiyor galiba Üsküp'te. Çünkü seni çok seviyorlar orada. Özellikle Rumeli Türkleri. Evet yaptım ben bir tane meydanda. Senin ondan haberin yok. Siz o sırada çok yoğun çalışıyordunuz. Tabii evet, TRT evet, yaptı. Evet, evet. Bütün Balkanların müzisyenlerini topladı. Kosova'dan, Arnavutluk'tan, hatta Bosna. Hatta Candan Erçetin'de falan. Onda biz onda yoktuk. O ayrı ayrı. Sezen Aksu Bosna'da yaptı. Aha. Candan Erçetin Kosova'da yaptı galiba. Üsküp'te de galiba yanlış hatırlamıyorsam. Üsküp'te de bizimki vardı meydanda işte. Evet. Ben şeyle Hanka Paldum'la düet yaptım. İşte Esma Recepova vardı. Birçok şarkıcılar vardı. Çok güzel bir konser oldu. TRT'nin öyle bir Balkan hikayesinde. Yine olsun ama. Bir de bu yıl bizim yılımız ya. Çünkü 100. Evet. Balkan Savaşı'nın bitiminin 100. Evet. yılı bu yıl. O yüzden de biraz Balkan hikayeleri ağırlıklı. Şu keşfetme hikayesini anlat lütfen. Nasıl oldu da sen o diziye girdin? Ya şans işte yani. Ertan aradı beni. Ertan'a da selam. Ertan aradı beni. Filiz'cim işte İstanbul'dan bir yönetmenler falan gelecek. Yardımcı olur musun? İşte Makedonça bilmiyorlar. Orada İngilizce ne kadar anlaşabilirler falan. Bir mekan bakacaklar falan. Tabii dedim zaten. Türkiye'den İstanbul'dan hele hemşerimiz yani bizim insan gelince tabii ki misafirperverlik şart. Şart evet. Ve yani şart derken seve seve de tabii. Biz de çok mutlu oluyoruz kimse, İstanbul'dan kimse gelince, Türkiye'den kimse gelince. Öyle çıktık, tanıştık. Ondan sonra birbirimizi çok sevdik ve onlar biliyorlar mıydı senin tiyatrocu olduğunu? Biliyordular evet. Hatta arada sırada böyle
Bana bakarken şey diyordular, acaba Zarife olur mu falan. Ya yani olur abi de ama şey istiyorlar yani bilinmiş üç kız kardeş olsun yani daha tanınmış. Türkiye'de bilinen. Evet. Bilinen olsun diye. Neyse ondan sonra da ben işte onlarla biraz işte bir hafta iki hafta geçirdik. Onlar İstanbul'a döndüler. Ondan sonra tekrar Makedonya'ya, Bitola'ya döndüler işte iş çalışmaya başladılar. Yani çalışmaya başladılar derken işte mekanı hazırlıyorlar, dekoru hazırlıyorlar. İstanbul'daydım. Ertan aradı beni tekrar. Neredesin? İstanbul'dayım. İşte böyle böyle dedi bir numara vereceğim. Adam filme gider misin? Serdar Karlı, Tarkan Karlı'da seninle görüşmek istiyor. İyi dedim ben de şey için. Yani gene bir şey soracaklar. Bir yardım etmem gerekiyor falan. Girer girmez böyle tek ya ne kadar kalacaksın dediler İstanbul'da, Türkiye'de. Vallahi bilmiyorum bir ay falan daha kalırım. Tatildeyim sonuçta. Önüme teksti attılar. Bir hafta sonra dönüyorsun dediler Üsküp'e. Niye dedim? İşte çalışmaya başlayacağız. Abi tamam siz başlayın dedim. Ben gelirim ben ondan sonra muhakkak size gelirim. Yani ziyarete falan. Diyor yani rolün var oynayacaksın. Ne oluyor falan derken böyle daha anlamadan bir de hiç kamera karşısına hiçbir şey yapmadım. Hatta kameraya karşı da böyle bir şeyim vardı. Korkum vardı. Hatta bizim okulda kamera önü dersi var. Sinolichka Triplova çok önemli. Çingeneler zamanında. Çingeneler zamanında çok çok başarılı ve çok önemli bir oyuncumuz. O hocam da yani derse girmiyordum. Hatta şey diyordu Filiz lütfen derse gel. Ya hocam yani kamerayı sevmiyorum. Ben tiyatrocuyum ve tiyatro yapacağım hayatım boyunca. Sen sevmiyorsun diyor ama kamera seni inanılmaz seviyor. İşte evet. Ve gerçekten birkaç kere dersine gittim. O da sınav için çünkü sonuçta not almam lazım. Ve kamerayı asla yapmayacağım kafamda vardı. Ondan sonra bu olunca Ertan şey yaptı. Ya dedim Ertan ben yapamam istemiyorum falan. Ya Lüçkan dedi gel. Zaten dedi birkaç bölüm falan. Ha, öyle bir şey. Tiyatro ha. Gibi bak ben de varım falan. Hiç zorluk çekmeyeceğim bilmem ne derken. İyi dedim böyle bir ay çalışacağım bitecek falan derken bana da bir tecrübe olur kafasına gittim. 3-4 bölüm bir ay derken 87 bölümü buldu. Ondan sonra da böyle inanılmaz kameraya karşı bir böyle bir sempati duymaya başladım ve o kadar da korkulacak bir şey yokmuş çünkü diye. Çünkü rol yapıyorsun evet, zaten. Yani hani orada başladım. 500 kişiye, 1000 kişiye yaparken orada sen aslında evet. Bir alet, bir makine var ve ona aynen. Konuşuyorsun ama gene oynuyorsun. Aynen. Yani bir de ilk başta şey de çok rahatsız oluyor. Mesela tiyatroda oynarken kendini izlemiyorsun. Sadece duygunla yani iyi mi değil mi biraz şey yapabiliyorsun. Karşıdan gelen tepkilerle. Ve karşıdan gelen tepkide evet ama şeysin iyi bir şey hissettim yani güzeldi. Yani güzeldi derken güzeldi demiyordum da böyle bir kendime böyle bir tatsız nasıl anlattığım güzel, bir oyuncu şeyi. Güzel. Ama sonra ilk bölümde kendimi izleyince böyle bir tuhaf bir yabancılaştım kendime. Ondan sonra yavaş yavaş izlemeye başladım. Yani alıştığım zaman şöyle de bir avantajı oldu. Mesela kamera önüne oynamakta şöyle bir güzellik var. Yanlışını görebiliyorsun. Yeah. Ve ondan sonra aha bu yapılmamalı ya da bu fazla oluyor, bu az oluyor. O da oyunculuğa da çok daha çok şey katıyor. Tabii mesela ki. Kendi kendine bir geliştiriyorsun kendini. O yüzden mesela şu an kamerayı seviyorum. Kamerada ama rol yapınca seviyorum. Böyle röportajlarda kamerada seni. Ya ama böyle alışacağım mecburen. Yapacak bir şey yok. Ya sen böyle anlatırken aklıma şey geldi. Şimdi diyorsun ya hani kamerada tiyatroda kendi görüyorsun kamerayı sonra. Eskiden sinemada aslında ne çile çekmiş oyuncular. Kameranın sadece sesini duyuyor mu? Sesini düşünsene. Şimdi kameraların sesi yok. Hı-hı. Eskiden kamera dönüyor ve kendini görmüyorsun, oynuyorsun ve seyretme imkanın yok. Sonra gidip evet. Sadece filmde seyrediyorsun. Evet. Hatta nerede burnun mu düştü, kaşın mı göründü, saçın mı dağıldı? Hiç bunlar evet. Yok. Eskiden çok daha zordu bu işler. Evet. Türk sineması için tabii yani Hollywood sineması çok daha öndeydi bu anlamda ama şimdi çünkü ben şeyi hatırlıyorum Atıf Yılmaz'la bir ilk defa Atıf Yılmaz bir dizi yapacaktı Tatlı Betüş. Setteyiz. Monitörü koydular önünde. Falan. Ya çok rahatmış bu iş dedi.
Bak hiç zaman geç. Çok rahatmış dedi ya. Bu arada ama bir şey var, kameranın sesi yok dedi. Yani hepimizin kulağına alıştı. Kamera, o zaman da mı kameranın sesi yok? Ya benim zamanımda da vardı ya. Çok ben eskiyim yani. Biz kameranın sesini sadece şöyle bir şey yapar, şöyle bir şey yapardı Atıf Yılmaz. Mesela çoğu yönetmende ya zamansızlıktan ya da taktik olarak bilmiyorum. Atıf Yılmaz ilk bobini bitirir, ilk çeker, onu bir sinema kiralar. Biz bütün şefler, işte makyaj, ışık şefi, kamera, sanat yönetmeni, kim varsa şef çaycıya kadar yani. Hepimiz gideriz, filmin o bölümünü seyrederiz ve eksiklerimizi görürüz. Ondan sonra da ertesi gün devam ederiz. Muhakkak ara verecekse de bir gün ara verirdi. Biz onu seyrederdik. Bunu her yönetmen yapmazdı o zaman. Bu bizim için büyük bir kolaylıktı. Ve tabii ki adı, yani Atıf Yılmaz'la çalışmak da başka bir keyifti bu yüzden yani. Allah rahmet eylesin buradan da. Yani o söylediğim bana bunu hatırlattı. Kamera sesini tır tır tır. Allah'ım yarabbi ya. Bir kamera, her şey oraya, biliyor musun? Aslında tek kamera. Yakın planları da onunla, geniş açılar da onun, detaylar da onunla. Yok ki yani, tek evet. Bir kamerayla bak çalışıyoruz işte, şimdiki gibi değil yani. Bir saniye demek en az bir 5 saat falan mı çekiyordunuz? Hem de nasıl. Ona göre de tabii pratikleştirilirdi. Peki bu muhteşem yüzyıl işi nasıl oldu? Yani o, ya daha doğrusu bu şeyden sonra, Zarife'den sonra... hemen mi oldu muhteşem? Arada ya, bir şey oldu mu? Ya arada işte Zarife'den sonra bir 6 bölümlük Balkan düğünü oldu. O da adam filminin işiydi. Ha doğru, evet evet doğru. O da yani bizim ailenin işi diyelim. Ondan sonra o da bitince böyle arada sırada bir görüşmelere gelip gidiyordum hep. Ama daha ilk başta muhteşem yüzyıl teklifi gelmişti. Ve geldim, görüşmeye geldim. Ondan sonra bir durdular, Hürrem'i arıyordular. Evet, böyle biliyorum bir, o dönemleri. Bir sene bir ara oldu. O bir sene ara içinde ben başka bir görüşmelere gittim. Hatta bir işle anlaştım bile. Sonra nedense olmadı o iş. İşte kısmet. Ve Meral abla çok istemiş. Allah rahmet eylesin. Çok istemiş beni bu işe. Ve ondan sonra dedim ki madem bir yıl boyunca bu iş sürekli gelip gidiyor, gelip gidiyor. Ya bir başlayayım sonuçta. Bir de ne bileyim o dönemde de benim... Türkiye sürekli gelip gidiyordum ama İstanbul'da yaşama fikri beni çok korkutuyordu. Haklı olarak. Çünkü Makedonya Üsküp'ü biliyorsun. Çok rahat, küçük. Bir de savaş da bitmiş artık, daha ve sakin. Yani her şeyi biliyorsun, her şey elinin altına yani. Bir de gecenin bir yarısı bir problemin olsun, telefon edip de 15 kişi yanına gelebilir. Ay burada bu, ben de varım. Evet güzelim, ondan bir şeyim yok ama o dönem şeydin yani... Hadi tamam arkadaşın olabilir, gelebilir ama çok da uzak bir yer olduğu için o kadar da kolay 5 dakikada tak diye birisi aynen. Gelemez. Yalnız da hiç yaşamadım. Hep sürekli ailemle yaşadım. Onun da bir korkusu vardı. Onlardan uzaklaşmak, yalnız yaşamak falan. Ama sonra dedim yani bir denemek lazım. O korkuların tabii üstüne ki. Gitmek biraz lazım. Biraz büyümek lazım. Biraz büyümek lazım. O zaman... Bir deneyeyim ne olacak dedim. Yani sonuçta ölüm yok, olmadı. Evet. Toplarım pulumu giderim. O zaman da yine Ertan şey diyordu hep. Ya korkma diyordu. Yani buraya geldiğin zaman ilk 3 ay 4 ay biraz zor olacak. Yani sürekli bir gidip geleceksin. Ama 6 aydan sonra yani Makedonya'ya döndüğünde 2 haftadan sonra tekrar İstanbul'a dönmek isteyeceksin. Çünkü orası artık yaşadığın yer oluyor. Neyse hadi tamam dedim. Buna da bir... Atlayayım öyle bir bakalım. Yani boğulursam da sonuçta büyük sularla boğulayım dedim. Evet. Geldim, iyi ki de gelmişim. Yani sonuçta gerçekten hayatıma hem güzel bir renk katıldı, hem büyüdüm, hem de yani o korkularımı yendim sonuçta ve İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyum ve memnunum. Ve seviyorum ya, da. Ben hep şey derim İstanbul için. Dünyanın her yerinde ölmek çok kolay da İstanbul'da adamın canı ölmek istemiyor. O güzelmiş. Hiç güzel. Yani. Çünkü bitmiyor. İstanbul bitmiyor yani. Gezerek evet. De bitmiyor, görerek de bitmiyor, çalışarak da bitmiyor. Evet. Yani gidersin bir yerde çalışırsın. Hani cürmün kadar yer yakarsın derler ya. O çevrede şeye benzetiyorum ben İstanbul'da yaşamayı. Hani böyle toparlak böcekler vardır ya, böyle çukura dışarı çıkmaya çalışır. Çıkart kolop geri döner gider. Tekrar tam çıkacak tırk geri gider. Onun gibi yani biz çok çabalarız İstanbul'da yaşamak için. Başka şehirde istersek, rahat yaşamak istiyorsak da gidersin. Daha küçük bir kasabada yaşarsın. Aynen. Ama İstanbul'da
yaşamak ve burada yoğrulmak çok başka bir şey. İyi ki geldin. Burada gerçekten mesela. İyi ki geldin yani. Zaman da çok çabuk çok. Geçiyor. Mesela bir işim var. O işi o gün hallediyorsun, bütün günün gitmiş. Üsküp'te mesela diyelim ki çok rahatlıkla saat 9-10'da çık evden. 5-6 tane işini bitirirsin, saat 7-8'de işin bitmiş olur, şimdi ne yapayım falan diye aynen. Olursun. Aynen. Şimdi biraz önce sen anlattın ya 5 dakikada gelebilecek. Mesela biz Yugoslavya, yani hala Yugoslavya, şundan vazgeçemedim yaştan dolayı. Hala eski Yugoslavya gibi bahsediyorum. Mesela oraya gittiğimde ben böyle el üstünde karşılarlar, kim ne yapacağını bilemez. Yani dişim halinde bir gün beni alıp dişçiye falan götürüyorlar. Ben İstanbul'da geldikten böyle bir şey yapamıyorum onlara. Evet. İmkan yok çünkü bu dedim, bak şimdi sen bunu yaşayacaksın biliyor musun burada? Sen oraya gittiğinde seni el üstünde tutacaklar, her yere gezeceksin, tozacaksın. Onlar buraya geldiğinde sen hep evet. Vicdan azabı çekeceksin. Ben şunu yapamadım, işte götüremiyorum, edemiyorum. Hep bunu yaşayacaksın. Ya hem işten dolayı da onu yapamıyorsun, hem gerçekten İstanbul o kadar büyük ki. Çok. Yani bir buluşana kadar bir iki saatin geçiyor en azından. Mesela ben Ertan'la çok yakın yaşıyorduk. Ya inanabiliyor musun? Görüşemiyorduk. Tabii. Ya o sette oluyordu ya ben sette oluyordum. Setimiz olmadığı günde o kadar yorgun oluyorsun ki, yani gerçekten evde bütün gün televizyon karşısına yatmak ve ne bileyim hiçbir şey yapmak istiyor canın. Ertan da kamera sevmiyor değil mi? Yani. Bu anlamda. Evet. Ama belki bana gelir o, kim bilir. Çünkü ben o oğlanın hikayesi beni çok etkiler yani. Çok acayip bir hikayesi var, hayat hikayesi. Ve çok dost. Çok böyle taşkın bir adam. Aslında taşkın. Ben o neye rahat ettim biliyor musun sonra? Ertan'ı ilk burada gördüğümde, burada yaşamaya karar verdim. Ya Ertan'ı yazık anlamayacaklar. Hani Ertan'ın bu taşkınlığını hep yanlış anlayacaklar. Fakat dilerim öyle bir hayatı olmaz. Çünkü Ertan'ın canı öyle, ruhu öyle. Bak sende de o var. Sen de böyle aslında böyle taşkın bir kızsın. Ne kadar yanlış, kolay, hani şey olarak yanlış anlaşılabilir mesela. Hani hep böyle deli dolu bir kız görüntüsü veriyorsun normalde. Ama aslında bu işte bal ve kan, balkan yani. Bir yandan o hüzün, bir yandan o neşe, ikisini bir arada barındırıyorsun. Burada bununla ilgili Allah bilir sıkıntıların da olur senin. Yani geçen gün bir haberi gördüm çünkü. Ya lüzumsuz. Yani bizde mesela seyircilere dönüm anlatayım. Böyle bir şey vardır. Bizde dostlukları Balkanlarda anlamak biraz zordur. O kadar yakın oluruz ki, çünkü beraber büyürüz ve çok önemlidir bizim orada. Çünkü farklı dinlerden insanlar yaşadığı için. Yani seni böyle gördüğün zaman sevgili zannederler mi? Aslında o kardeş, yani o senin için çok önemli, koruman gereken birisi. Öyle bir ilişki. O görünce tuhafıma gitti açıkçası. Ya benim en çok canımı açtan şey şuydu. Çünkü Luran Üsküp'te bir günlüğüne gelmişti. Bir bebeği de oldu. Bebeği de oldu. Evet, hayırlı olsun. Allah olsun, ömürler versin, sağlık versin inşallah. İşte görüşelim dedi. Ben de hastaydım, antibiyotik alıyordum. Tamam dedim, gelirim, bir saat görüşürüz. Görüştük, çıkışta işte muhabbet ediyoruz falan. Burada flaşlar patladı. Neyse gördük ama hiç o kadar şey yapmadım. Çünkü ne yani, ortada bir saçma sapan bir durum yok. Ondan sonra görüştük. Hadi Loşan'la görüşürüz. Evde selam, Edilira'ya selam. Bebişi benim için öp dedik. Ben arkadaşımla taksiye bindim. Luran'da devam etti. Bir iki gün sonra gazetede, yok ayakta duramıyormuşum da, ayakta durabilmek için sevgilime sarılmışım. Sevgilim dedikleri adam da benim 15 senelik, neredeyse 20 senelik abim, arkadaşım, meslektaşım, i̇şte arkadaşım. Evet. İnsanı biraz şey yapıyor yani, bir şey altına bir şey yazacaklarını zaten tahmin ettim ama o kadar da abartacaklarını tahmin etmedim. Çünkü öyle yani fotoğraflar da var, öyle ayakta duracak bir şey durumu olsaydı zaten belli olurdu. Veya birlikte taksiye binmiş olsaydık zaten onun da... Ya binsek de ne olacak ya, sonuçta? Aynen yani hani ben bunu şey için açıkladım. Hani burada böyle şeyler ünlenince, tanınınca öyle bir şey oluyor. Sakın bunlar seni üzmesin. Çünkü Türkiye'de basın önce öyle bir şey, bir yanlış anlaşılma oluyor ama sonra seni koruyorlar biliyor musun? Hiç bir daha sana... Ya benim aslında... Yani öyle... Bunu böyle şey çok abla gibi anlattım. Sakın böyle şeyler seni üzmesin diye. Artık burada yaşıyorsun ya. Canını bunlar sıkmasın seni. Sen oyunculuğunu bas git ya. Üzülüyorum en çok. Mesela sonuçta benim de bir
ailem var. Tabii ki. Yani onların pek hoşuna gitmez. Gerçi tanıyorlar beni, biliyorlar ama ne de olsa bizim biraz şey vardır ya, millet ne der? Evet, evet. Tabii bizde çok hele Balkanlarda çok var. Aman millet bir şey demesin, aman millet millet. Ona biraz canım sıkıldı. Sonuçta şimdi tek tek insanları arayıp da, gerçi biliyorlar yani biz Makedonya'da onu kim görmüş olsa da, yani Luran'ı da tanıyorlar, beni de tanıyorlar. Aynen. Nasıl yaşadığımı da biliyorlar. Orada bir sorun değil, yoktu ama ister istemez böyle bir üzülüyor insan. Yani çünkü ağzının tadı bozuluyor. Bozuluyor çünkü sonuçta yarın öbür gün dışarıya çıkacağım. Niye bir stresle çıkayım? Yanımda kimseyle bir konuşamayacak mıyım? İşte, yani onun tribüne mi bağlayacağım acaba? İşte onu söyleyeceğim sana. Zaten bunun için söyledim bunu. Sakın öyle düşünme. Yani o bir an bir öyle bir şey olabilir. Bir işi bilmeyen yeni başlamış biri ya da bir şey olur. Ama sonra öyle olmuyor. Onun için rahat et yani. Bu seni hiç canını sıkmasın böyle şeylerle karşılaşırsan diye. Öyle nereden aklıma geldi bilmiyorum. Resmi gördüğüm için söyledim yani. Yoksa aslında hiç önemli bir mevzu değil yani. Gerçekten evet. Değil yani. Çünkü oyuncu... Yani insan kendini daha iyi bilir, sonra da başkaları bilir yani. Hiç ayar. Benim kalbim temiz sonuçta. Aman. Aman. Tadımızı bozma. Evet, aynen. Ben şeye devam etmek istiyorum. Şu an bir görüntü koyacağım buraya. Ve bunun hikayesini konuşalım istiyorum. Tamam. Seninle muhteşem yüzyıldaki sahnemiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok biraz güzel. Ona bakalım. Tamam. Bu caşe seyde fumayka. Bu caşe ustani çeri moja seyde fo. Ustani çeri moja seyde fo. Zar misliš majko da zaspim? Zar misliš, majko, da zaspim, ja ti se, mlada, s dušom dijelim. Ja ti se, mlada, s dušom dijelim. Zovi mi, majko, komšije, zovi mi, majko, komšije i prvo moje gledanje. Što smo se, majko, gledani u šajku lađu na more. U šajku lađu na more. Çok güzeldi ya. Yani bu... Ama bu şimdi lazım değil. Son atsaydı bunu. Bunun yani hem senden bana çok güzel bir hatıra, hem Melek Meralim'den bana bir hatıra oldu. Bunun hikayesini aslında ben biraz anlatayım da sen sonra... Anlat, benim çenem düştü bugün seni görünce. Beni aradılar da Nermin aradı. Dedi ki Suzan dedi böyle bir önce sen aradın. Evet. Sonra ama ben hani sen bana şarkıyı sordun sadece konu kapandı. Bana neyse sonra... Benimle gelmeni rica etti. Lütfen yarın benimle gel falan diye. Diyor ki bir şarkı sen orayı anlat da ben sonra devam edeyim. Yok sen gir. Ben... Sonra Nermin aradı beni, gittim ben sete. Dedi ki Suzan bir şarkı ne bulayım. Aha dedim, bir anne hikayesi. Evlenecek, kına yakılacak. İşte orada da ama benim gitme amacım Filiz'e şarkıyı öğretmek. Çünkü Filiz de beni o amaçla aradı önce. Ama gideceğim, hazırladım, en daha kolay bir şey falan olsun dedim. Gittim ama konuyu da bilmiyorum ne olacak. Sadece bir şarkı söyleyecek. Aa dediler ki kına yakılacak. Kına yakılırken ağlayıp söyleyecek. Şimdi ağlarken şarkı söylemek çok zor. Nasıl söyleyecek yani? Filiz'im de yazık içeride geliyor bana diyor ki... Suzan sakın ben söyleyemem deniyoruz. Yavrum gerçekten çaba gösterdin ama gerçekten yani. Söylemek... Bana en sonunda böyle yaptı. Suzan ben müzik dersinden zayıfım. Ya bunu kabul et. Olmuyor dedi, olmuyor bana. Meral Okay beni aradı. Suzan dedi...
Şimdi dedi Filiz gerçekten mi söyleyemiyor dedi. Yoksa dedi söylemek mi istemiyor dedim. Ya Meral'im sana bir şey diyeceğim. Gerçekten söyleyemiyor dedi. Sonra tamam o zaman. Çünkü onlar içeride şey yapmışlar. Hani söylemek mi istemiyor gibi. Evet. Böyle hani tavır sanmışlar önce. Sonra ben dedim ki yok öyle bir şey kız. Yani hakikaten söyleyemiyor. Bir de dedim ki Meral'e. Meral'cim dedim. Bir de ağlarken şarkı söylemek çok zordur dedim. Bütün sahne alt üst olur. Bir daha bağlantı tutmaz. Tekrar döner falan. İmkansız. Tamam dediler. 5 dakika sonra beni tekrar arıyor. Meral sen oynayacaksın dedi. Nasıl? Kınacı kadın. Padişah babasının, dedesinin bir hanımını unutmuşlar orada. Cariyelerden ihtiyar cariye kal. Hep görevi kınacı. Sonra bir kına sahnesi daha vardı da şeye diyorum ki Nermin'e ne oldu benim kına beni öldürdünüz mü? Bir daha bu kınacının işi çıkmadı. Çok güzel bir şapka hediye ettiler sonra bana orada kullandığım falan. Müthiş bir anı oldu. Sen biliyor musun ki bunun yüzünden bana şeyden Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan röportajlar geldi de ben yapmadım. Niye? Ne bileyim. Ne alaka yani ben orada. Ne alaka? Çok bayağı böyle şey olmuş. Ben gittiğimde hep Muhteşem Yüzyıldaki Kadın, Muhteşem Yüzyıldaki Kadın Hırvatistan'a bir konsere gittik de orada biz. Tabii canım ben bir Hırvatistan'da yaptım, Yunanistan'da, işte Üsküp'te iki kere falan öyle şeylerimiz oldu. Aman görsen hani şey kraliçe gibiyim orada. Sen hele heykelini dikecekler senin orada değil mi? Seviyorlar evet. Ben de geçen değil ondan önceki yaz bayağı bir Yugoslavya turu yaptım. Dubrovnik, işte Bosna, Sırbistan, şeyden başladım, Bulgaristan'dan başlayıp Karadağ falan. Bayağı yani el üstünde tuttular. Sen tabii ki ya. Sen oranın şeysin yani hani ne o? Türkiye'nin Türkan Şoray'ı. Sen de Üsküp'ün Türkan Şoray'ısın yani vallahi. Şeyi bu, sen bu hikayede aslında... Şeyi biliyorum yani kim Luran'la mı Ertan'la mı aynı okulda ikiniz de müzik dersinden. Zaten Ertan'la aynı sınıfta evet. Bitirdik. Şey dersimiz var, solo şarkı söyleme dersimiz var. Ve tabii benle Ertan en kötü. Yani bildiğin en kötü. Bir de söylediğimiz şarkılar bayağı zor. İşte O Cesate, Caromio, Benler, Santa Lucia'lar yani o tarz gidiyoruz. İşte şeye gireceğiz, sınava gireceğiz. Ertan dedi ki Filiz ikimiz girelim mi dedi sınava aynı anda. Ben dedim kadını delirtiriz yani benle sen. Daha ikimiz girsek çünkü güzel sesli biriyle girsek ya da güzel söyleyebiliriyle girsek tamamen düşeriz. Ha, iki kötü olunca belki bir kıvırırız falan. Neyse Loşkam dedim hadi girelim girdik. Hoca piyanoda tamam. Hadi ilk önce sizin istediğiniz bir parçayla başlayın. Biz de hangisiyle başladık? Santa Lucia'yla mı öyle bir şeyle? Kalın böyleydi. Ve yavaş yavaş piyanonun altına giriyor neredeyse. Tamam dedi kesti bunu. Şimdi başka bir tane hangisini hatırlamıyorum. Onu başladı yine böyle. Tamam dedi susun verin dedi indeks işte not yazılan yeri. Böyle açtı bütün dersler 10, 10, 19 falan. Ona dedi düşürmem lazım sizi yani. Bu ay sesle 5 yani. Yani altı bile geçici not bile veremiyorum ama dedi notlarınız dedi o kadar iyi olduğu için şimdi bir solo şarkı söylemeden düştüler sınavdan ya. Düştüler de olmasın bir de 7 yazıyorum diyor bunu kimseye söylemiyorsunuz ve hiçbir yerde şarkı söylemiyorsunuz bundan sonra pek yapacağınız şey bu hiçbir yerde şarkı söylemeyin ve bunu da kimseye söylemeyin tamam hocam teşekkür ederiz falan diye dersten çıktık. Ve gerçekten ama her tiyatro oyununda da böyle bir şarkı söyletmezler mi bize? O karga sesini. Peki söyledin mi gene? Daha önce de söyledin mi? Yani tiyatroda işte çocuk oyunlarında falan ama stüdyoya giriyorsun 15 tane filtreyle orada bilmem ne sesi oynamakla bir şekilde oluyor. Yani şey kulak var. Evet o, orada benim problem biraz... yok. Sadece renkte sesin bir... Yok, aslında ya haksızlık yapıyorsun. Kısıyor muyum bilmiyorum. İşte olmuyor. Haksızlık yapıyorsun kendine. Ben o gün de sana söylemiştim kuliste. Şey gibi oluyor. Yani hani bıraksan aslında söylüyordun. Ama sen şeye taktın o gün. İşte o derse takmışsın demek ki sen. O ya nota. Evet. Çünkü olmayacak hiçbir şey değildi yani. Ama istemedin. Yani istemedin derken şöyle hani... Gerçekten de çok zor. Öyle bir tarihi bir şey çekiliyor. Orada insanlar var ve
Benim de tedirginliğim oydu. Dikkat edersen zaten şarkıyı biraz süratli okudum. Yani çünkü bir zamanın içine sıkıştıracaksın hikayeyi. E sen orada hem oynayacaksın, hem ağlayacaksın, hem şarkı söyleyeceksin. İmkansızdı zaten. O konuda haklıydın bence. Ama hem ne bileyim ve biliyorum mesela orada bir eksikliğimin o olduğunu. Şimdi niye yani... Ama eksikliğim diyorsun ama dublör sahnelerini sen oynuyorsun. Ne haber oradaki... Sahneleri. Bak ben de birazcık şey gibi oldum. Ne haber? Orada sen kalk dublörle, dublör değil de sen intihar sahnesinde. Evet. Onu biraz anlatır mısın bize? O da çok ilginç bir şey. İşte geldim falan, kızı gördüm. Şu sahne muhteşem, yüzü sahnesi, dikkatinizi çekerim. Dublör evet. Var falan. Niye dedim dublör, işte atlayacak. O, nereden atlayacağım dedi. Gösteriyorlar uzaktan. Oradan. Bir de uzaktan gördüğün zaman dedim, ben oradan atlarım. İstemiyorum dublör. Bir de ben şeyimdir, kendim yapmak için o heyecan, o adrenalini daha çok şey yapabilmek için. Ve sonuçta sahnem olacak ya ve provalarda onu yapınca sahnede bir katkısı olur evet, duygu için evet. Falan diye. Yağmur da geldi, dedi ki sen mi atlayacaksın? Evet dedim, ben dedi bu sahneyi çekmem. Hayır dedim, ben atlayacağım. Neyse burada biraz şey yaptık. Tamam dedi, ne istersen yap, atla falan. Gidiyorum işte, aşağıda şey yapmışlar. Bilmem ne koymuşlar. İşte gittim bakıyorum, yukarıdan bakınca da bayağı yani yüksek geldi. Uçurum yani. Uçurum. Bir de şey yani böyle atlarsan yine de olsa bir değişik. Bir nasıl diyeyim, görüyorsun ama ters de atlaman gerektiği için burada artık ben bir heyecan, ama bir kere artık dedik atlayacağım artık. Dönüş yok, tükürdüğümü yalamam asla. Ve bana da bir tecrübe olsun. İlk provada işte bir atladım, atlamayı da bilmediğim için doğru düz dağ diye nefessiz kaldım bayağı böyle. Bir defa da mı çekildi bari hiç olmasa? Birkaç kere mi atladın? Birkaç kere atladım. Ay, en az 6-7 kere atladım ama artık üçüncüden sonra profesyonelliğe geçtim. Ondan sonra artık hop diye havuza atlar gibi hiç sorunsuz. Ama ilk 3 kere böyle biraz şeydim, sonra o dublör kızı çağırdım. İşte dedim tam nasıl, ne yapmam lazım? En çok dedi yani şey yaparken böyle çok daha yumuşak düşmelisin ve kasmadan kendini ve böyle havuza atlar gibi. Çünkü diğer şekilde bir değişik bir düşünce tabii onların bu ya, evet. Kesiliyor çünkü direkt şey düşüyorsun, yatay olarak düştüğün için nefesin de kesiliyor. Çözdüm ben olayı. Ondan sonra artık helal ikinci, üçüncüden sonra. Bir de şey maceram var benim, bu son Kadın İşi Banka soygununu çekerken. Evet ya, o da çok güzelmiş. Onu da biraz seyredelim mi? 2 dakika seyredelim mı? Sonra konuşalım. Olur. Evet. Olur. Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen, bil ki o çıkmaz, sokakta yalnız değilsin. Özel birisin, özel güçlerin var, sıcak bir evin kedin ve de çılgın. Arkadaşların var. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız. İçimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asil mutlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Güzel bir hikaye oldu hayatında evet. Senin değil mi? Tatlı bir iş oldu ve benim için çok ne diyorlar ona? Angelina Jolie. Yani, Angelina Jolie. Yani, komedi de bir şey yapmam benim için çok güzel oldu. Ve hatta seyirci için de, yani sonuçta beni hep ağlarken, zırlarken, üzgün falan... bir tipte gördüler. Bu sefer böyle daha bir şey, ne diyorlar ona, daha aktif. Aktif. Evet, süper. Bir
kız bir karakter oynamak çok daha güzel oldu. Buradaki sahnelerin neydi o senin? İşte o buradaki sahne, şöyle bir sahne vardı. İşte evden kaçacağım. Annem beni eve kapatmış. Bir yandan da ben böyle işim bu ya benim. Neydi o? Profesyonel deformasyon. Mesleki deformasyon. Mesleki deformasyon, evet. Ondan sonra işte annem beni odaya kilitliyor. Ben de muhakkak kaçıp o bankayı soyacağız, arkadaşıma yardım edeceğim falan derken camdan kaçacağım ve birinci kattan, çatıdan bir şekilde ineceğim. İşte ben dünden hazırlamışım o kafeyi. Zaten yeri de gördüm. Bir şekilde oradan inerim. Bak ya, tutamıyorsun kendini. Geldim, çıktım çatıya falan, dedim tamam dedim, bir deneyeyim ben buradan inmeyi. Yönetmen de Taner Elhan şey dedi, Filiz dedi, benim inemediğim bir yerden dedi, ben oyuncumu indirtmem. Ya dedim ben, sen bir çekil bir deneyeyim. Olmazsa ondan sonra konuşuruz. İyi tamam, 5-6 kişi aşağıdan bekliyorlar düşerim falan diye. Burada kedi gibi indim. İndim falan, bir kere daha, bir kere daha indim. Tamam oluyor bu iş, tamam o zaman şey. Çünkü Şehit Taner dedi ki, yani senin oradan inişini göreceğim, ondan sonra kesiyorum. Komşuya keseceğiz. Çünkü komşu görüyor, telefon ediyor polis ondan sonra. Seni de indireceğiz, inmiş gibi yapacağız falan. Hayır dedim ya, öyle bir şey olmaz, ben buradan ineceğim. Bak ya. İneceğim. Neyse tamam. Parlament ışığını bekliyorduk. Hava da biraz karardı ve herhalde o 1-2-3 kayıtın verdiği ne diyorum? Rahatlıkla. Rahatlık değil de heyecan. Oradan işte inerken o Kiremit. Ona böyle tutuldum. O elimden kırıl. Ay Filiz. Ve tamamı böyle bir de ya, İnmem gereken yer çok tuhaf, böyle bir buradan bir demirlere tutulup falan ve saniyede böyle gözümün önünde böyle bir şerit gibi şey geçti. Şimdi düşersem alttan merdiven var, kafamı oraya vurursam gitti. Ay Allah korusun. Ama işte Allah, böyle bir anda böyle vup iki elimle o şeylere, demirlere tutuldum ama bütün komple lah diye. Ama kesmedim. Böyle helal indim olsun. Durdum ve o şeyde de var. Yani filmde de duruyor. Böyle durdum, böyle yaptım. Nereden düştüğümü böyle bir baktım ve devam ettim. Yani sahneyi devam ettim. Ondan sonra da... Ama böyle şey... işte zaten şey bir kızsın sen. Evet, çok atletik yapılı bir kızsın. Ama bir bacakları görseydin. Mosmor. Yani buradan buraya kadar. Buralarım yani... Ama meslek aşkı. Evet. Güzel, onlara baktıkça sonra yaşa be ben yaptım bunu falan diye oluyor. Meslek aşkı değil mi? Evet. Aynen. Değil mi? Seviyorum öyle heyecanları ve ne bileyim, karakterle, duyguyla ve o korku, o heyecan çok daha doğru çıkıyor diye düşünüyorum şey olarak, oyuncu olarak, duygu olarak. 6 aylık kestaneye kendim... çıkınca böyle oluyor. 6 aylık kestaneye çıkınca doymuyorsun. 6 yaşında 6 aylık değil. 6 aylıkken tiyatronun içine girdim. Şeysin yani, böyle doyumsuz bir kızsın. İnşallah da ömrün öyle geçer. İnşallah. Ve yeni yani... şeyleri denemek seviyorum gerçekten. Dur bir de çay deneyelim. Unuttuk biz çayları istemeyi. Arzu ya da Deniz, gene dedikodu mu yapıyorsunuz siz arkada? Efendim. Deniz şimdi koşarak gelir, Allah bilir, gene yorgunmuş gibi. Sanki bir de çok aman gelmesin o. Tamam. Koşarak geldi gel. Bak. Ay Deniz çok şaşırttın beni. Merhaba. Ne o? Bizim korkutacaksın. Ya nasıl hissettin benim mutfakta olduğumu? Aa çok şaşırdım ben senin mutfakta olmana. Ya başka bir şey yakıştıramıyor mu şu an sana? Vallahi yemeklere baktım. Hiç müzik sesi de gelmiyor, bir çalışma duymuyorum. Yukarılarda hiçbir şey duymuyorum. Şey var, aç işte... ayı oynamaz diye bir laf var ya. Ha açsın he, devam. Mutfağı bir boşaltayım, devam edeceğim. Ne yiyorsun? Yine güzel şeyler yapmışımdır sen kesin. Yaptım işte ama fırsat kalmıyor ki, konu açıkaracak yemek bırakmıyor. Bu var ya, talan ediyor mutfağı. Neyse bizim misafirimize bir... Bir ikram hiç olmazsa bir tamam, şeyler. Tabii. Gene orada bıdı bıdı. Alışverişe gidin bari, eksikler var. Tamam. Ne bileyim ben. Ne lazım? Bir bahçeyi çapala gene, bir şey yap yani. Çok tatlılar yani. Neyse bir şeyler içelim de ağzımız burnumuz ikramsız böyle oturduk. Seni buldum ya ben. Böyle birdenbire her şeyi böyle anlat 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 oldum yani. Çünkü biz mesela seninle
İşte karşılaştık. İşte sen beni çok dinlemeye evet. geliyorsun. Çok mutlu oluyorum. Çok vallahi seni görünce gerçekten. Böyle bir içim aydınlanıyor. Gerçekten mutlu oluyorum ve gerçekten deşarj oluyorum. Ondan sonra rahat rahat oh eğlendim falan diye şimdi bir hafta rahatım. Böyle bir şeyimiz hani böyle oturup da hiç rahat sohbetimiz olmadı. Evet. Hep iş güç değil mi? Yani ama olsun işimiz de olsun. Böyle artık evimi de öğrendin. Sık sık evet. gelirsin bana değil İnşallah mi? İnşallah kısmet. Sen de gel bana. Gel çiçeğin sen için tekrar gel. Tekrar teşekkür ediyorum. Canım benim. Filizciğim ya. Bu arada bir şeyler daha soracaktım ben sana ama fırsat bulmuşken. Neyse gene gelirsin bana sen. Gelirim. Bence de gelirsin. Artık rahat alıştım. Burada da rahatım. Bitti gitti. Toplaşırız bir de arada. Aynen. Çaylar kahveler. Bir de şeyini çok seviyorum senin bu hani rahat halin o kadar her haline. Mesela topuklu ayakkabı giymiyorsun. Rahat kıyafet seviyorsun. Çok zorunlu olduğun zamanlarda mecburen. Ama işte o bedenin rahatlığı seviyor senin. Evet. Bana da öyle be Filiz. Yani sahneye çıkmasam niye giyeyim ki topuklu ayakkabı? Yapamıyorum, beceremiyorum yani. Bak normal hayatta mesela topuklu ayakkabı giydiğim zaman bazen şart bir yere gittiğim zaman böyle bir yürüyemiyorum. Ama sahnede topuklu ayakkabı giydiğim zaman sanki ki çocukluktan beri topuklu ayakkabılarla yürümüş gibi. İşte rol yapıyorsun. Artistsin. Öyle bir, sen, bir tuhaf bir şey oluyor. Bir tiyatro oyununda evin hanımını oynayacağım. O da ilk şeyden üniversiteden sonra çünkü üniversiteye başladığımda 3 yıl tiyatroya ara verdim şey diye. Yani şimdi bunun okulunu okumak istiyorum ve kesinlikle bölünmek istemiyorum. İlk önce bunu bitireyim ondan sonra. İşte üniversite yani tamamen artık diplomalı evet. oyuncu olduktan sonra ilk tiyatroyu Samimiler Vladimir Milchin yönetmişti. Çok sevdiğim hocam ve yönetmenim. İşte şey dedi sahnede topuklu ayakkabılarla olacaksın sürekli. Hocam yani siz beni biliyorsunuz sürekli Adüzeyev'in hanımefendisi dedi nasıl dedi şey olacak. Giydirdi bana topuklu ayakkabılar ama daha karakterle kostümle giymediğim için bir yürüdüm biraz. Aa dedi sen her gün dedi provadan bir saat önce geleceksin buraya. Niye dedim topuklu ayakkabılarla gezeceksin. Nasıl? Allah ya Rabbim. Ve gerçekten prova diyelim ki saat 11'de başlıyor. Ben saat 10'da geliyordum. Ama yine yürüyemiyorum. Sahneye girdiğim zaman kostümle, replikle duruşum bile değişiyordu ve hiç problemsiz. Sahne arkasına çıkıyorum. Gezemiyorum. Yürüyemiyorum. İşte oyuncu. Bir tuhaf bir şey oluyor sahnede. Beni çok etkiliyor böyle şeyler Filiz. Yani hani oyuncunun kendi hayatını sürdürmesi ve mesleğiyle ilgili bir bu alakasız ortadaki o bağ çok tuhaf bir şey. Evet. Yani ben bunu Türkiye'de de çok oyuncularda gördüğüm zaman ben onlarla çalışırken de çok mutlu oluyorum. Niye biliyor musun? Ya ben profesyonel biriyle çalışıyorum duygusuna kapılıyorum. Çünkü bu mükemmel bir profesyonellik. Yani sahneyle ve oyunculukla ilgili hiçbir şeyi terbiyesiz. hiçbir şeyi hayatına taşımıyorsun. Dolayısıyla hayatındakini evet. de oraya taşımıyorsun. Evet. Yani ben de bu tür oyuncularla çalışmaktan büyük zevk alıyorum. Hocalarım zaten ilk okula başladığım zaman ilk dersimizde şunu söyledi. O zaman ilk iki sene Vlado Cvetanovski'ydi hocam. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Elia Sakasso. Mesela o zaman çok şey gelmişti bana. Okula geldiğinizde hele sahneye çıktığınızda montunuzu çıkar gibi kendinizi bırakın. Evet. Işte. Yani kostümü giyin ve oynadığınız karakter olun. Yani hayatınızda ne oluyor, ne bitiyor, nasılsınız onlar dışarıda kalacak. Ve herhalde o şey yerleştiği için kafamda ve gerçekten öyle bir sen de bunu çok tuhaf güzel bir şey oluyor. Çok gerçekten güzel başarıyorsun. Gerçekten giyindiğin zaman o kostümü giydiğin zaman her şeyi unutuyorsun. Mesela oran ağrıyor, buran ağrıyor bilmem ne. Bir keresinde aynı öyle sahnede koskocaman bir çamaşır makinesi üstüme düştü. Premiyörden bir gün önce. Ve bayağı yürüyemiyorum. Yani bütün gün işte premiyöre nasıl çıkacağız nasıl. Bir çok hareketli sahnelerim var. Nasıl oldu ne oldu bilmiyorum. Gerçekten sahneye çıktım. Yani hiçbir şey yok. Yok değil mi? Ağrımıyor. Hiç. Koşuyorum sahnede falan. Sahneden bir çıktım. Tekrar böyle bir aksıyor gibi. Sana şey dedim insanlar rol yapıyorsun sanacaklar. Rol yapıyorsun sanacaklar. Ama gerçekten rol yapacağımı sanmamışlar. Çünkü bayağı doktora gittik şeyler kopmuş bilmem ne bir şeyler
falan ama sahne çıkınca işte onlar nasıl oluyor, nedir o sahnenin büyüsü işte onu o, gerçekten. O gerçek olan şey o seninle ilgili. Ya da o karakter mi gerçekten insanın içine girip de ruhu mu giriyor, ne oluyor bilmiyorum. İki ruhlu gibi. Çok tuhaf bir şeyler oluyor. Bir yandan da çok yorucu ama. Ama şimdi bak çok yorucu bir hayat oluyor bu anlamda. Çünkü ruh değişikliği yani hani düşünsene bir yerde oynuyorsun geliyorsun eve kendin olmaya çalışıyorsun. Bakkala gidiyorsun, bakkalda mesela senin oradaki gibi olmanı bekliyor. Evet. Ya da manavda, halbuki sen kendinsin. Evet. İşte o nokta yani bunu aslında çok kolay çözmek lazım. Çünkü herkesin şey gibi yani oynadığı kişi olmadığını ayırt aynen etmek lazım. Yani beklememek. Sen çünkü makyaj yapmazsın, rahat dolaşırsın. Hadi bak, neredeyse eşofmanlarla dolaşıyorum. Aynen. Şimdi bak ben kahve içmem normalde. Hmm. Çocuklara bak laf oldu da böyle konuştuk. Filiz gelecek bana dedim. Ondan sonra kahve içer o dedim. Ben kahve içmiyorum, bana çay getirirsiniz dedim. Ama hep de diyorum Balkanlar'da kahve içerler. Bak bana da kahve yapmışlar. Ah. Teşekkür ederim. Neyse güzel bir şey oldu ikimize de. Bir de şeyi söyleyecektim. Senin dostluklarını çok seviyorum ben. Arkadaşlıkların, dostlukların o kadar güçlü ki. Çok önemli. Yani gerçekten çok, çok arkadaşlarım var, çok dostlarım var. Ve 20-25 senelik hatta 30 senelik arkadaşlarım görüyorum var. Ve sürekli hayatıma yeni bir... 30 senelik olamaz. Sen 28 yaşındasın. 30 senelik. Aslında o kadarım. Tabii canım. Dur küçücüksün. Ne bileyim hayatıma yeni giren arkadaşlarımla bir iki haftalık, üç haftalık bile olsa benim için onlar sanki ki 10 senelik arkadaşım aynen gibi. Aynı o ne diyorlar ona? Şimdi bu sıcaklıkla ne diyorlar ona dedin ya. Şive soracağım sana. Bu şive sorununu yaşıyor musun? Ya şimdi ben o kadar iyi anlıyorum ki senin. Şöyle bir şey. Duygularını anlatamama sıkıntın var değil mi? Bazen o. Şimdi artık 5 senedir İstanbul'da olduğum için biraz daha rahat. Yani biraz daha rahatladım. Ne kadar konuda olsa Makedonca düşünüp... İlk başta bayağı neydi ya onun bizim çünkü bizim Üsküp'te konuşulan Türkçe de farklı tabii bir Türkçe olduğu için. Yani kısıtlık hemen bir kelimenin 5 anlamı varsa biz birini aynen biliriz ya da ikisini aynen biliriz. Ve Türkçe'de çok Makedonca kelimeler de kullandığımız evet için o yüzden normal hayatta burada konuştuğum zaman böyle neydi dilimin ya ucunda çıkmıyordu falan ama yavaş yavaş işte burada. Evet ben çok bayağı değişmiş buldum seni yani bu son 2 yıldır seni böyle izliyorum bayağı Türkçen mükemmel daha hani daha hakimsin. Evet televizyonda tekst olunca elimde ve oradan biraz da öğreniyorsun. Dikkat ettiğim zaman ve konsantrasyon daha full olduğu zaman o zaman çok daha az kaçıyor bazı yerlerde. Ama böyle normal konuşunca kendi ay kolay olduğum değil, için o yüzden. Kolay değil. Ülke değiştiriyorsun yani. Tabii. Ülke değiştiriyorsun. Bir de bizim Balkanlar biliyorsun yani Makedonca var, Türkçesi var, Arnavutçası var, Sırpçası var. Bir de sen İsviçre'de İsveç'te yaşadın İsveç'te savaş sırasında. Yaşadım, evet, çok dil biliyorsun. O da büyük avantaj. Sosyal medyada bayağı 3-5 dil kullanarak herkesle iletişime giriyorsun. Evet. Süpersin bu konuda yani. Şahanesin vallahi. Ama o zaman biz hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlendiniz. Ben Filizciğimle biraz dedikodu yapacağım olur mu? Siz duymadan yani azıcık. Evet. Evet bu bizim artık aramızda sırlarımız var. Bunları çekmiyorsunuz konuşmalar yok tabii. Evet. Aman biz kahvenin orayı içiyorlar böyle. Bugün ağız okuyanlar okusun. Biz de ağzımızı da kapatalım. Ağız okuyanlar okumasın. Ağız okuyanlar da anlamasın ne dediğimizi.